Sonsuz hamdü senalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Bir Demet Gül 40 Hadis isimli kitabımızın, eserimizin 9. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bu hadis-i şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde yer alan bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bize ulaşmış. Metnimiz şöyle. An Ebi Hureyre'te ennehu semi'a Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem yakul. Ebu Hureyre Efendimiz Allah Resulü aleyhisselamı şöyle buyururken işittiğini bize naklediyor. Zaman zaman böyle hadis-i şerif metinlerimizde altını çizdiğimiz bir husustur kardeşlerim. Eğer böyle semia fiili, işitti fiili kullanılıyorsa bu hadis-i şerif bizim için daha kıymetlidir. Çünkü Ebu Hureyre Efendimiz bunu bizzat Efendimiz Aleyhisselam'dan işitmiş, bu sözleri söylerken bize bir emanet olarak işiterek bize bırakmış. Bu önemlidir. Bizzat işitmesi. Buyurmuş ki Efendimiz Aleyhisselam, اَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ. Şimdi bir soru soruyor etrafındaki sahabe-i kirama Efendimiz Aleyhisselam. Bu Efendimizin bir öğretim tekniğidir kardeşlerim. Hani kişiye o söyleyeceği şeyin önemini anlatabilmek için ona oyunu ona oynatıyorsunuz tabiri caizse. Kurallarını siz tespit ediyorsunuz. Ona diyorsunuz ki aynı Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi sizden birinizin kapısının önünde bir nehir aksa. Ne dersiniz? Size bir soru soruyorum. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa. Nasıl bir nehir? يَغْتَسِلُ ف۪يهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا. Günde 5 defa kişi o nehirde yıkansa, bir tertemiz bir nehir aksa ve evin sahibi de o nehirde günde 5 defa yıkansa. مَا تَقُولُ ذَٰلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ. Şimdi bu kimse için bir kirden herhangi bir şey kalır denilebilir mi? Günde 5 defa bir insan, bunu biz günümüze biraz uyarlayalım. Günümüz açısından bir insan günde 5 defa banyo yapsa, duş alsa, bu insanda bir kirden bir iz, bir şey kalır mı kardeşlerim? قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. Şimdi çevresindeki insanlar da sahabe-i kiram efendilerimiz de buyurdular ki ya Resulallah, günde 5 defa bir nehirde bir insan yıkansa onda kirden herhangi bir iz kalmaz. Kal, Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine buyurdular ki zâlike mislus salavatil hamsi. İşte 5 vakit namaz da buna benzemektedir. 5 vakit namazın örneği de böyledir. يَمْحُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا. O 5 vakit namazla Allahu Teala efendim hataları, nasıl o su kirleri günde 5 defa kişinin girip yıkandığı nehir kirler alıp götürüyorsa, Allahu Teala da 5 vakit namazla insanın hatalarını böylece siler, yok eder. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şeriflerinde namaz ve hataların silinmesi ana mesaj, mefhum olarak bunları bize verdiler ve bir teşbihle, benzetmeyle bu örneği anlattılar. Teşbih, konuların daha iyi anlatılabilmesi için efendim hatiplerin kullanmış olduğu anlatım sanatlarından bir tanesidir. Teşbihle insan verilmek istenen mesajın daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ister ve daha kalıcı olmasını sağlamak ister. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyursaydı ki 5 vakit namaz günahları yıkar, yakar, yok eder deseydi belki bu verdiği örnekteki kadar kalıcı ve etkili olmayabilirdi. Ama Efendimiz Aleyhisselam herkesin kabul edeceği bir örnekle, bir hakikatle vermek istediği mesajı muhataplarına vermiş. Şimdi günahların silinmesini, müellifimiz diyor ki günahların silinmesini iki açıdan değerlendirebiliriz. Birinci açı, diğer hadisi şerifleri de ifade edildiği gibi bir namazın bir sonraki namaz arasında işlenen günahların silinmesine sebep olduğunu, vesile olduğunu biliyoruz. Öğle namazını kıldık, ikindiye kadar bir günah işlediysek
küçük günahlardan tabii ki kul hakkı içermeyen, efendim küçük günahlarımız varsa ki oluyor, insanız, hata yapıyoruz. O kıldığımız ikindi namazı aradaki işlenen namazlara, öğle ile ikindi arasındaki namazla günahlara kefaret oluyor. Efendim başka bir de burada şunu da söyleyelim tabii, sadece namazlar değil, diğer ibadetler de bizim günahlarımızın silinmesine sebep oluyor. Mesela oruç için Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyordu? Hatırlayalım. Men sâme ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme li zembihi veya min zembihi. Bir insan inanarak sevabını Allah-u Teala'dan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa Allah-u Teala onun bütün günahlarını affetmiş olur. Buradaki günahlardan kasıt bahsettiğimiz gibi küçük günahlardır. Büyük günahlar için ise mesela içki içmek gibi, zina fiilini işlemek gibi, faiz yemek gibi, sihirle büyüyle uğraşmak gibi böyle büyük günahlar ve haramlar ise bunların cezaları, bunlar için ödenmesi gereken miktarlar, bedeller her neyse, mesela adam öldürmenin bir diyeti var değil mi? Bunları ödendikten sonra veya ödenmeden önce hem bir tövbe etmemiz lazım, hem de bunlar için kesilen ceza neyse o cezayı da ödememiz gerekiyor. O yüzden İmam Zehebi Hazretleri ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde hakkında azap ve sakındırmanın söz konusu edildiği günahların tamamını tespit etmiş, 76 tane böyle başlık başlık günahları bize saymışlar. İşte bunların tabii hepsini zikretme şansım yok ama Allah-u Teala'ya ortak koşmak, insan öldürmek, sihirle büyüyle uğraşmak, namazı terk etmek, işte zekat vermemek, anne babaya karşı gelmek, asi olmak, haksız olarak yetim malı yemek vesaire gibi bütün bu Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde zikredilen büyük günahları bize haber vermişler. Şimdi namazın hataları silmesinin ikinci bir anlamı ne olabilir? Namaz kılan bir insanın hataya düşmeme konusunda daha hassas davranmasını sağlar namaz. Hatırlayalım ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyordu? Estağfirullah. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ankebut suremizin 45. ayet-i kerimesi. Muhakkak ve muhakkak kesinlikle namaz fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyar. Allah'ı zikir ise en büyüktür. Allah-u Teala yapıp ettiklerinizden hakkıyla haberdardır buyuruyor Rabbimiz. Şimdi fuhşiyat ve münkerat nedir? Kulların hoşuna gitmeyen sözler, ameller neyse, Rabbimizin hoşuna gitmeyecek sözler, ameller neyse, namaz insanı bunlardan alıkoyar. Yani namaz nasıl bedenimizi temiz tutuyorsa, namaz aynı zamanda ruhumuzun da temiz kalmasına vesile olur. Nasıl olur? Namaz kılan bir insan, abdest aldık, daha öncesinden gusül abdestimiz olması lazım. Namaz abdestimizi aldık, sürekli zihnimizde diyoruz ki acaba öğlen ezanı okundu mu, ikindi ezanı okundu mu, akşam yatsı oldu mu, teheccüd vakti geldi mi, duha namazı geldi mi? Sürekli böyle bir Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmak için bir plan var, bir düşünce, bir hassasiyet var. Bu ne yapar? Günaha düşeceğimiz zaman önümüze geçer durur. Der ki bak sen namaz kılan bir adamsın, namaz kılmasan da mümin olarak yalan söylememen lazım. Dedikodu yapmaman lazım. Haset etmemen lazım. Ha sen bir de artı namaz kılıyorsun. E şimdi öğleni kıldık. Dedikoduya başladık şimdi. Şeytan böyle elindeki balla ağzımıza sürüp duruyor değil mi? Bize konuş deseler konuşamayız. Ama bir dedikodu başladı mı arkasını getiremiyoruz. Şeytan böyle bir parmak balı sürüyor ağzımıza. Konuş kardeşim. İkindiye kadar dedikodu yaptık. E şimdi ikindiye geldiğimiz zaman ya Rabbi diye şimdi huzuruna çıkacağız Rabbimizin. Allah'ım şimdi ben ne yaptım? Dedikodu gibi bir büyük günaha düştüm. Hasetlendim. Efendim yalan söyledim. İftira attım. E o zaman yapmayayım bir daha bunları. Şimdi ikindiden sonra yine şeytan gelse dedikodu yap dese, yalan söyle dese namaz bize ne diyor? Bak yine sen Rabbinin huzuruna çıkacaksın. Bu hatayı bir daha yapma.
Namaz ne yapar? Bizi fuhşiyattan, münkerattan alıkoyar, alıkoymalı kardeşlerim. Yoksa hani bazıları durmadan, ya bu namaz kılan insanlar içinde sahtekarlık yapanlar var, yalan söyleyenler var. Efendim böyle namaz kılacağıma hiç namaz kılmayayım filan. Yani bize bakan insanlar namazın bizdeki meydana getirdiği değişikliği hissetmesi lazım. Adam hem namaz kılıyor hem yalan söylüyor. Adam namaz kılıyor, kiracısına zulmediyor. Adam namaz kılıyor, komşusuyla kavgalı. Adam namaz kılıyor, eşini hayatı zindan ediyor. Evlat namaz kılıyor, anneyi babayı sokağa atıyor. Ne anladık şimdi biz bu işte? Hani namaz bizi kötülüklerden alıkoyacak, nasıl bedenimizi tertemiz bir hale getirdiyse, ruhumuzu da, amellerimizi de, yani maddi, manevi bizi bir adam, ricalullah, Allah adamı haline getirecek. Öyle bir namaz içinde huşulu bir abdest, helalinden temiz bir kazanç, efendim, ve Rabbimizin huzurunda olduğumuzu bilerek kılacağımız namaz çok önemli. Yoksa böyle aman şu namazı bir an önce kılayım, aradan çıksın, borcumuzu ödeyelim, hemen dünya hayatına dönelim, dedikoduya nereden kaldıysak devam edelim. Böyle olmaz kardeşler. O yüzden hani zaman zaman söylüyorum, kızmazsanız bunu da söyleyeyim, yani kanayan bir yaramız olduğu için. Şimdi namaz bu kadar önemli bir ibadetken, bizim hem dünyamızı hem ahiretimizi Rabbimizin lütfuyla kurtarmamıza vesile olacak bir ibadetken, biz hala nereyi tartışıyoruz? Ya kalbim temiz, namaz kılsam mı kılmasam mı? Yani Rabbimin benim kılacağım namaza ne efendim ihtiyacı var? Allah affeder beni. Veya şimdi camilerimizde saflarımızı sık ve düzgün tutalım. Bir bu mevzumuzu halledemedik daha. Efendim şu cep telefonlarımızı kapatalım da işte Konyalı'mla namaz kılmayalım. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni seyredeyim. Böyle şarkıyla, türküyle namaz kılmayalım. Daha biz bu meseleleri halledemedik. Namazın huşusunu, hudusunu, Rabbimize onun bizden şikayetçi mi gidecek namazımız, bize şefaatçi mi gidecek? Daha bunları konuşacağız. Ve şimdi bir Gazze kanayan bir yaramız var. Myanmar var, Doğu Türkistan var. Diyoruz ki efendim biz Gazze'yi kurtarmaya gidelim. Ya biz kendimizi kurtarabildik mi ki Gazze'yi kurtarmaya gideceğiz? Şimdi sabah namazında kaç kişiyiz? Bir safımıza bir bakalım bakayım. Sabah namazına gelen cemaatimiz uykuyu terk edip, soğuk suyla abdest alıp, camiye cemaat olmayı başaran işte o gitsin cihada. Hiç sorgu sual yok, gitsin. Canım şimdi iman bizi sabah yataktan kaldırmıyor. Kaldırsa da camiye getirmiyor. Camiye getirse de kazandığımız buradaki bir avuç sevabımızı eve gitmeden hemen dedikoduydu, bilmem neydi, hepsini ateş atıp yakıyoruz. Gazze'yi kurtaracağız. Bak Allah'ın izniyle Gazze'yi inşallah yine biz kurtaracağız. Ama bir kendimize geleceğiz, bir silkeleneceğiz. Bu namaz bizi ne kadar değiştiriyor, dönüştürüyor? Rabbimizin kelamına, onun en böyle sevdiği, razı olduğu namaz ibadetine, böyle bir aradan çıkaracağımız bir ibadet gibi değil de bizim yaşam gayemiz gibi sımsıkı sarıldığımız zaman inşallah Miraç kandilimizi Rabbimiz lütfeyledi. Oradan da gerekli mesajı almış olacağız. Cenab-ı Hak hepimizden razı olsun. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Mevlamız Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onların maddi ve manevi kurtuluşlarına da Rabbimiz bizleri vesile eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tegabbel minna veşfi merdana verham mevtana bihurmeti sirru suratil Fatiha.